Bu süreçte nasıl geçiniriz? Daha önceden birikimimiz varsa o birikimimizi şu an yiyoruz. O birikimimiz yoksa buraya gelip işte sohbet muhabbet ediyoruz. Akşama vakitin dolması için bekliyoruz. Onun haricinde yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Taksilere çalışma izni veriyorlar ama taşıyacak sokakta adam yok. Neden? Vatandaşın sokağa çıkma yasağı var. Ha o da ilginç. Bugün gidin semtlere, mahallelere. Polis sadece buralarda uygulama yapıyor. Mahallelerde uygulama yok. Herkes sokakta. Küçüğünden büyüğüne kadar. 65 yaşından 80 yaşına kadar. Marketler ağzına kadar insan dolu. Ondan sonra nedir? Kapatma var. Kapatma yapıyoruz diye birbirimizi kandırmayalım. Bunun adı kapatma değil. Bu sadece benim düşüncem turizme açılmasına bir ön hazırlık. Başka bir şey değil. İnsanlar sıkıntıda. Perişan. Bakın kaç tane dükkan var. Burası Atatürk kulları. 15-20 bin lira insanların kiraları var. Bugün 20 gün çalışmıyorsun. Bir ay demektir bu. Bir aylık işçisinin sigortası. Maaşı. Adonları geçtim. Kendi giderleri. Onun için buna kapatma demeyelim. Bunun adı kapatma değil. Bakın şimdi size söyleyeyim. Şu aracın ikinci işi. İkinciyi alacak. Sabah 8'de gelmiş, ikinciyi alacak. Yani ne götürebilir bu araç? İkinciyi aldığında ezan okunur muhtemelen. Üçüncüye gelemez. Niye? Sokakta insan yok. Bu adam ne götürsün evine? Aldığına gaz parası mı versin? Oruç tutması öğle yemeğine mi harcasın? Sigarasını mı alsın? Evine giderken illaki elinde bir şeyler götürecek. Ne alsın? Yani iki tane işten de kalkıp bugün 100-200 lira para alamaz. Onun için işte burada vakit dolduruyoruz. Başka bir şey yok. İnsanlar evinden uzakta duruyor. Niye? Çoğunun evindeki insan belki bir şey isteyecek. Akşam gelirken şunu getir, bunu getir. Ya da çıkalım, şunu alalım diyecek. Çoğu burada öyle bak. Adam oturduğu yerde uyuyor bak. Evinde de oturup uyuyabilir. Ama geldi burada uyuyor. Niye? Evindeki belki bir şey ister diye. Ama cebinizde paranız olursa isteyen istediğini istesin. Ya da çalışıp kazanabileceğiniz bir ortam olursa akşama kadar kazanırım, akşam da giderken alırım dersiniz. Ama bu şekilde hiçbir şey yapamazsınız. Yani nasıl geçiniyoruz? Olduğu kadar depolamaya giriyoruz. Kızılay'da tur atıyoruz. Alabildiğimiz kadar iş alıyoruz. Allah bereket versin deyip evimize gidiyoruz. O şekilde geçiniyoruz. Yani önceden günlük 350-400 TL kazanıyorduk. Şimdi 100-150 TL falan kazanıyoruz günde. Gazımızı falan çıktığımız zaman da masraflarımızı çıktığımız zaman 100 liraya falan düşüyor günlüğümüz. O şekilde bir kazancımız var. Üçte bir bir düşüş var ama açıldıktan sonra inşallah düzeleceğine inanıyoruz. Ceza yiyecektim yazıyordu sonradan bu seferlik affediyorum dedi gönderdi polis sağ olsun. Yani ceza yiyen arkadaşlarımız da var maalesef. Bu zor günlerde polislerin de bize destek olmasını istiyoruz. Hani isteyerek, bilerek yatmıyoruz bulvar üzerinde. İş olmadığı için bekliyoruz. Bir müşteri alıp evimize ekmek götürmek için bekliyoruz. Polislerden de biraz daha destek bekliyoruz. Hani her gördükleri yerde yazmasınlar. Birkaç kez görmezden gelirlerse seviniriz. Ya şu an götüremiyoruz. Yalan söylemeye gerek yok. Şu an zor durumlar çekiyoruz. Ama elimizden bir şey gelmediği için ses çıkaramıyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Yani bu süreçte yani her sektörde olduğu gibi biz de ciddi anlamda etkilendik yani. Şu an yani şehrin durumunu gördüğünüz gibi yani Ankara'nın göbeği olan Kızılay'dayız. Yani kısıtlamalardan dolayı ister istemez yani haliyle en çok etkilenen esnafların biri biz de olduk yani. Yani tahsilcilik zaten bir hizmet sektörü. Elimizden geldiğince bizden yardım etmeye çalışıyoruz. Yani bu pandemi döneminde filasyon ekibiyle beraber yani çalıştığımız günler oldu yani. Hani dileriz ki inşallah hani halkımız bu tür konularda çok dikkatli olur. Yani sokağa çıkma dendiği zaman çıkmasaydı çok olurdu. Yerli yerisiz mesela işte şampiyonluk kutlamaları, mitikleri vesaire oluyor. Bu vakaların artması yani bizleri ciddi anlamda üzüyor yani. Çünkü neden derseniz yani benim aracım kiralık. Ben bu ay kiramı nasıl ödeyeceğim onu düşünüyorum yani. Aynı zamanda ev içindiriyorum yani. Hani durumumuz şu an kötü yani. O dışarı çıktı, ben niye çıkmıyorum? Ondan sonra o takım şampiyon oldu işte benimle şu görüşüm var ben de bunun mitingini yapacağım dersek başladığımız yere yani döneriz geri. Dün ve ondan bir önceki gün yaşadığımız gibi yani. Ha inşallah bir an önce bu kötü günler geçer yani. 7-8 ay önceki kazancımla şu anki kazancımı yani kıyaslarsak yani kazancım şu an %30'lara düştü. Yani sadece benim aracım günlük 100 ya da 150 lira para kazanıyor. Hani o da kiraya mı gitsin evimi geçindireyim zaten ülkede her şey pahalandı. Yani %100'den fazla her şeye zam geliyor. Özellikle gıdada yani aşırı bir enflasyon var yani. Hani ülkecek zaten zor bir dönem biz yani.
Hani bu kısıtlamalar iyice bizim işlerimizi zaten düşürüyor. Hani dediğim gibi bizim gönlümüzü burada kıran şu oluyor mesela. Yani bir takım şampiyon oldu diye sokağa çıkmayalım ya. Ondan sonra bir yerde bir olay oldu diye direkt hemen böyle dışarı çıkıp yani bir yerlere yürüyüş yapmayalım. Dün ben burada gördüm, üzüldüm yani. Orada yüzlerce insan gördüm yani. Belki bu konudan eleştireceğim ben ama hani sonumuz şey gibi olsun yani, Hindistan gibi mi olsun? Oradaki vakaları gördük yani. Kızım ben saat 6'da geldim. Saat şimdi kaç? 2-3 mü? İkinci işimi alıyorum. Yani iki tane işinden duruyorum daha hala. Beklemekteyiz. Cenab-ı Allah, Allah sabır versin bizlere. Yaktığımız benzin parası, mazot parası cepten gidiyor. Karttan çekiyoruz. Tamamen durduk yani. Bitik durumdayız. Ya bir iş arıyoruz ya iki iş arıyoruz. O da sabahın 8'inde çıkarsak akşamın 7'sinde iş bitiyor. İşlem tamam. Yani durum bu. Allah'tan ki emekliyiz. Ya bize şoför olan arkadaşlar varsa bize bunu düşünmek lazım. Bir de bunu mal sahibinden ödeyecek. Şoförüm kendine mi alacak? Yani bunu düşünmek lazım. Çalışanlar da düşünmek lazım. Adam şoförse evine nasıl bir ekmek götürecek? Şoföre ne verecek? Biz dilimini götürüyoruz işte. Başka bir şey yok. O da kendi mal sahibi olduğumuz için yani. Şoför olsaydı mal sahibine de bir şey yok. Bir trilyonluk mal veriyor eline, bir trilyon ekmek parası alabilirse alacak, alamazsa yok. Yoksa trenciliğe çıkacağız bu durumda.